Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere şu anda sahip olduğum Harley Davidson'dan bahsedeceğim. Artıları ve eksileri uzun tecrübelerimden, uzun süre kullanım tecrübelerimden bahsedeceğim. Bu motosikleti 2020 yılında sıfır Harley Davidson Rotterdam'dan almıştım. Şu anda bulunduğumuz yerde Hollanda bu arada. Bilmeyenler için. Bu motosikleti aldığımda amacım düşük hızlarda konforlu gidebilmek, rahat rahat işe eve gidip gelebilmek. Bir de tabii ki yere alçak yakın olmasından dolayı, sele yüksekliğinin az olmasından dolayı eşim de kullanabileceği için böyle bir motoru tercih etmiştim. Ama gel gelelim uzun süre kullandıktan sonra biraz canım sıkılmaya başladı. İyice motoru böyle acaba satsam mı, yeni bir şey mi alsam, tur motoru mu alsam diye düşünmeye başladım. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşacağım. Satın almayı düşünen arkadaşlara faydası olacağını düşünüyorum. Birincisi, Harley Davidson'dan bildiğiniz gibi 0 kilometre alınca insan diyor ki hani bir problem olmamalı, yani bunda başım ağrımamalı. Tabi garantisi 5 yıl, o güzel bir şey. İlk başta problem yağ kaçırmasıydı. Yağ tapasından ilk 1000 kilometre bakımından sonra 1200 kilometre olmalı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında yağ kaçırmaya başladı alt kısmından. Biraz sinir bozucuydu. Gittiğimde hallettiler tabi garanti kapsamında, ama bir kere Harley Davidson'a bir daha gitmem gerekti. Ki yakında değil, 60-70 kilometre uzakta. Ben de Bergen-Opzum şehrinde yaşıyorum. Böyle telaffuz edilmiyordur muhtemelen de. Türkçesi böyle bence. İlk sıkıntı, gördüğünüz gibi hiçbir rüzgardan koruyacak bir olayı yok motorun, insanı. Tamam, bu şehir içi için güzel. Benim yaşadığım şehir ama çok büyük bir şehir değil. Ben bunu göz önünde bulundurmamıştım. Yolda giderken dışarıdan çok fazla rüzgar alıyorsunuz. Bacaklar özellikle dışarıda olduğu için motorun üzerinde tutunma işi biraz zor oluyor. Hatta şöyle göstereyim. Oturduğumuz zaman motosiklete, bacaklar dışarıda olduğu için rahatlıkla motor tutamıyorsunuz. Bu hareketi birçok diğer motorda yapabiliyorsunuz ama burada aşağıda motor bloğu biraz büyük olduğu için biraz rahatsız edici olabiliyor. Tutamıyorum motoru ve bacak kaslarım ağrıyor. Bacaklarım biraz ağrıyor, yoruluyorum yolda giderken, otobanda özellikle. Genelde de Rotterdam'a arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Ortalama 60 kilometre civarında, tek yön bu arada bu. Giderken biraz sıkıntı çekiyorum. Yani gidene kadar zaten ben motor turumu yapmış oluyorum. Buluştuğumda da çok süresim olmuyor aşağıya genellikle. O yüzden biraz orada da biraz rüzgar konusunda problem yaşamaya başladım. Şu anda Hollanda'da otobanlarda maksimum hız 100 kilometre. 100 kilometre ile sınırlandırıldıktan sonra zaten ben bu motoru tercih ettim. Ama bu motorla, bu motor 5 vites, bu motorla 5. viteste 100 kilometre ile giderken inanılmaz bir titreşim oluyor. Şimdi çalıştıralım şöyle bir. Evet. Bu titreşim normal, kabul edilebilir. Klasik, güzel bir motor. Okey, titreşimden yani kabul ediyorum bunu. Ama cidden büyük bir titreşim var gidonun uçlarında özellikle. Gaz verince tabii azalıyor. Giderken büyük bir titreşim yok ama mesela 5. vitesle 100 km ile giderken sıkıntı var. Belli aralıklarda o da. 120 ile giderken daha hafif bir titreşim var ama bu sefer rüzgar faktörü devreye giriyor. Artık koltukta böyle oturmaya, üzerinde durmaya zorlanıyorum. Şu kısım olmasa kayıp gideceğim yani harbiden motorun üstünden. Genelde bugüne kadar racing ve naked motorlar sürdüğüm için o yüzden de biraz alışığım yani motoru kavramaya, tutmaya, motorla bir bütün olmaya. Bunda motordan ayrısınız yani. Ha bıraktım, bırakacağım olayı var. Hani öyle bir şey var. Tehlikeli olduğundan bahsetmiyorum. Tehlikeli bir motor değil bence. ABS özelliği var. Ağır bir motor. Kalkışı, gidişi çok güzel. Yani kalkışta drag motoru gibi çok hızlı bir şekilde kalkıyor. Ama tabii duruşta biraz böyle ağırlığın etkisiyle biraz yavaş frenleme yapıyor. Önde tek disk var. Bunun etkisi var. Biraz spor motorları benim gibi alıştıysanız bu size biraz anormal gelebilir. Şöyle yakından çekersem titreşimin ne olduğunu anlayacaksınız. Kayış aktarmalı oluşu çok iyi. Kayış aktarma problem yaratmıyor. Yani şöyle, zincir yağlamakla uğraşmıyorum. Şu anda 4000 küsür kilometrede, 4700 olması lazım. En az 20 kere, 30, 20-25 kere zincir temizleme, yağlama yapmış olmam gerekirdi bugüne kadar. Hiç elimi sürmedim. O güzel, memnun oldum ama şu rüzgar, titreşim, böyle biraz üzerine bir şeyler koyayım dediğim zaman motorun, inanılmaz pahalı aksesuarlar. Motoru 13.500 Euro'ya almıştım. Bu zaten yüksek bir miktar. Şuraya bir çanta koyayım dedim. Çanta 300 Euro. Arkasına bir koltuk koyayım, 200 Euro. Tek kişilik olması, ya yani öyle tercih etmiştim zaten. Tek sürmeyi seviyoruz biz ailece.
Ama onlar biraz tuzluydu. Normal, ekstra aksesuarlar tuzlu yani. Bu da kabul. Ama şu yollarda mesela biraz sürelim. Bir diğer konu da beni bu yüzden kıl eden, motosikletimiz maalesef virajlarda çok iyi değil. Çok iyi gitmiyor. Yani gitmiyor derken, ya viraj yaparken pegler yere değiyor, egzoz yere değiyor, bir şeyler yere değiyor. Tamamen acaba ben viraj yapmasam mı diyorsunuz ve benim gibi viraj yapmayı unutuyorsunuz belli bir süre içinde. Yani bu şu değil, normal yollarda viraj yapamama gibi bir durum değil. Onu yapabiliyorsun ama şöyle biraz şöyle şımarayım, biraz böyle tadını çıkarayım dediğin zaman, bir de bu ülkenin otobanları, asfaltları bayağı iyi. O zaman işler değişiyor yani. Ha düştüm düşeceğim, kaydı kayacak oluyor. Yani şey açısından bir şey yere değecek, dengemi bozacak. Motorun parçalarından biri ama tabii racing motorlarda ve naked motorlarda genelde o açıyı çok iyi ayarlıyorlar. Bayağı bir yatış açınız oluyor ama Harley'de sen yatma kardeşim, ayakta git hesabı var biraz. Tabii modifiye ederek çözülür. Muhtemelen modifiye edilerek bir şeyleri, egzozu değiştirerek falan filan yapılır ama zaten ben bayağı bir para bayılmışım. Bir de bunun modifiyesine girersem 20 binlik olacağız hesapta. O yüzden hiç uğraşmadım, hiç girmedim. Egzoz falan genelde değiştiriyorlar. Ben egzoz da değiştirmeyi pek sevmiyorum. Bir diğer eksisi, bayağı bugün Harley Davidson gömdük. Yani umarım satın alacak arkadaşları aydınlatır. Bu arada Iron Sportster Iron 1200 883'e çok benziyor. Aradaki tek fark motor bloğunun farklı olması anladığım kadarıyla. Çünkü dışarıdan bakınca bir iki küçük makyaj dışında her şey aynı. Şöyle şehrin içini size göstereyim. Motorun benzin deposu 7 litre. Muhtemelen bir yedek depo falan filan da 8'dir ama yazan 7 litre ve şuradaki şu benzin ışığı çok sık yanıyor yani. Fullememe rağmen genelde depoyu çok sık benzin ışığı görüyorum. O böyle rahatsız edici seviyelere gelebiliyor. O yüzden hiç böyle bir uzun yola gideyim hevesim olmadı bununla. Ben öyle giderim diye düşünüyordum. Ama hiç böyle uzun yola gidesim yok şahsen bu motorla. Çünkü gerçekten sürekli bir yerlerde durup benzin almak, sürekli yanımda bir ekstra tank taşımak, ulan ne kadar titredi lan. Amortisörler de hafiften sert. İyi aslında sert olması. Biraz benzin işi sıkıntılı. Yani alacak arkadaşların kesinlikle böyle İstanbul, İzmir gibi şehir içinde süreceğini varsayarak, hani kendinizi ona göre planlayın yani. Şehir içinde süreceğinizi varsayarak alabilirsiniz. Ama şehirler arası giderim, şöyle takılırım derseniz başka bir modeli belki daha mantıklı olur Harley Davidson üzerinden gidecekseniz. Ama benim şahsen planım, eşimin de çok son zamanlarda motor sürmediği için tamamen kendime göre bir motor almayı planlıyorum artık. Bunu muhtemelen satacağım bu garip özelliklerinden dolayı. Biraz sport, biraz viraja girebilen daha güzel bir şekilde. O tip bir motor almayı planlıyorum. Başka ne eksisinden, yani eksileri var ama tabii artıları da var. Güzel giden bir motor, sağlam. Sağlamlığı konusunda bir yorum daha yapacağım. Yağ kaçırmasının yanında. Öndeki sinyallerin camlarından bir tanesi kendiliğinden düştü. Muhtemelen titreşimden dolayı. Çünkü buralar çok titriyor. Şu sarı plastik öndeki, onları garantiden dolayı değiştirdim. Onun içinde bir 60-120 kilometre Harley Davidson Rotterdam'a sürmem gerekti. Yani 240 kilometre sırf garanti kapsamında, doğru mu hesapladım lan? 240 kilometre sırf garanti için bir yere gittim. Yani bu motorun 240 kilometresiz yalandan bir yerlere gitmekle geçti. Bence bir başka olay da o. Yani sonra dedim ki abi Japon'dan şaşmayacaktım ben, ne yaptım ya dedim yani. Biraz pişman oldum. Tabi Hollanda'da bu çok karizmatik bir motor. Buradaki insanlar bu motoru karizmatik buluyor. Benim dışımda. Bayağı seven oluyor. Bir yere park edince gelip soruyorlar. İşte nereden aldın? Ne kadar aldın? Yabancı insanlar genellikle soruyor. İşte modeli ne? Çok şık duruyor. Çok güzel falan diyorlar. Anlıyorum. Çünkü bu ülke biraz Amerika kültüründen etkilenmiş. Birazdan fazla aslında.
etkilenmiş. O yüzden bayağı beğeniyorlar ama ben Amerikan ürününü, yani bu Harley Davidson'la Amerikan mallarından soğudum işin aslı. Bir daha muhtemelen çok çok uzun bir süre Harley Davidson marka tişört bile giymeyi planlamıyorum. Amortisörle falan rahat, güzel yani motor ama işte o bazı küçük ayrıntılar, deponun küçük olmasını biliyordum tabi bunu başta ama bu kadar sık benzinciye gitmem gerektiğini düşünmemiştim, tek tahmin etmemiştim. Muhtemelen bundan sonra sizlerin de önerilerine açığım bu konuda. Tur motoru almayı düşünüyorum. Aklımdaki motorlardan biri yine bu fiyat skalasında ya Yamaha Tracer 900 GT olanı muhtemelen. Dolu versiyonu, işte LG kısıtma falan filan olan versiyonu. Onu alırım diye tahmin ediyorum. Sizlerin de varsa bazı önerileri açığım. Aman abla dikkat. Orası yaya geçidi olmadığı için transit geçtim. Aşağı yukarı onun da fiyatı 15.000 euro. Hani bunu satarsak 12-13 falan oradan yolumuzu buluruz, alırız diye planlıyorum. Öyle arkadaşlar. Motorla ilgili başka anlatacağım negatif bir şey, negatif pek bir şey kalmadı. Muhtemelen siz de araştırırsınız zaten bunu Google'da. Ben sadece tecrübelerime dayanarak tecrübelerimi paylaşmak istedim. Onlara olanları anlattım. Kesinlikle abartma, gömme, havaya kaldırma, indirme gibi mini çakallıklar kesinlikle yoktur. Başka markayı da övmüyorum yani. Sadece yaşadığım tecrübeyi anlatıyorum. Öyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, görüşmek üzere. Bu aralar havalar iyi olduğu için artık küçük küçük videolar çekmeye başlayacağım. Havalar çok soğuktu uzun bir süre. Hollanda biliyorsunuz havalar buz kesiyor. Sıkıntılı yani biraz ama şimdi güzel. Havaları, sıcak havaları yakaladıkça çıkar çıkar video çekeriz. Dikkatli sürün. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.